Sen bir cumhurbaşkanıysan, bu ülkenin başındaysan, halk seni seçmiş getirmişse, sen bu fakirin, fukaranın şeyini düşünmek zorundasın. Böyle milleti şey yapamazsın. 3 tane müteahhite bağladı Türkiye'yi. Hastaneler olsun, yolları olsun, köprüleri olsun. Bütün büyük kaynakları hep bağladı o milleti. 3-4 tane biraz kendi yandaşlarına milleti bile sersefil etti. Çok ayıp yani. Ama bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Hiç onu bilemiyorum nasıl can vereceksin. Allah bilsin. Allah'a havale ediyorum. Herkes öyle. Hakkımızı da helal etmiyoruz. İktidarın değişmesi lazım. 1000 liralık ev kirası olmuş 7 milyar, 8 milyar. Ya bu adam zaten asgari ücret alıyor kardeşim. Sen buna 5 milyar kira yapıyorsan 15 milyar da bu vatandaşın asgari ücreti yapman lazım. Yani 5 lira bile yapmıyorsun ya. Milletin önünü salmışsın gitmiş. Böyle şey olmaz. Kiraları da bir şey getirmesi lazım. Fiyatlar arttı gitti. Günah bu fakir fukaraya vallahi billahi. Çözüm ne olacak? İstifa etsin gitsin. Geri kalan artık zaten bu yokluğu çekeceğiz de. Hiç olmaz biraz düşünmeden çekeriz. Bu yokluk zaten hemen gidilecek bir şey değil yani. Bu gitse de zaten gidecek Allah'ın izniyle. Gitse de zaten bu millet şey yapamayacak yani. Bu fakirliği biz kaç sene çekeceğiz yani. Şu anda halk var ya, o gariban fakirler çöp konteynerden temizliyor, elinden siliyor, ağzına götürüyor. Öyle duruma gelmiş insanlar. Bir de ülkem çok zengin. Ne zengini? Kendi ceplerini doldurmuşlar zengin. Böyle zenginlik mi olur? Fakiri zengin, fakiri doyuracaksın ki o zaman ben bu ülkenin zengin olduğuna inanayım. Fakir aç geziyor, kendi kendine ben zenginim diyor. Ülkem zengin, millete karşı force atıyor, hava yapıyor. Öyle iş olmaz. Öyle başbakanlık da olmaz, cumhurbaşkanı da olmaz. Böyle kolay bir iş değil. Türkiye'nin her tarafı satıldı gitti yani. Yani ben şu anda iş bile bulamıyorum bu yüzden. Bir şey yapmaları lazım ama yani sonuçta. İktidardakiler değişsin. Şu anda çok kadın katliamı yaşıyoruz. Bununla birlikte çocuk katliamları da devam ediyor. Yani bir an önce bunun için de en ağır cezaların gelmesini istiyoruz. AK Parti'ye oy vermişliğim var. Şimdi atmayacağım mesela. Artık o kadar her şey pahalı ki mont alacağız. Mesela montlar 700-800 lira gerçekten. Hani benim babam çalışıyor, annem de çalışıyor. Yani kardeşim var okuyor ama yok yani. Biz de yetişemiyoruz daha doğrusu ikimizin eksikleriyle de. Bir ay önce bilgisayar aldık. Bir ay önce 9000 aldığımız bilgisayar şu an 12000 lira. Çok kötü biz de. Hem eğitim açısından da inanılmaz kötü. Yani biz de hiç memnun değiliz. Aynı şekilde biz de gitmesini istiyoruz. Ya İstanbul Sözleşmesi artık kabul edilmeli. Neymiş yok adetlerimize, örf geleneklerimize tersmiş. Çok komik. Bunun kabul edilmesi lazım. Öyle ya da böyle. Bu artık iktidarın değişmesiyle olur. Artık kadınların önü açılmalı. Gerçekten açılmalı. Bu bizimle kırılmalı bence. Kadınlar güçlenmeli. Artık onlar da her şeyi yapmalı. Ben de bu hükümetin istifa edip ayrılmasını istiyorum. Çünkü bu gidişat hiç iyi değil. Halk günden güne fakirleşiyor. Ekmek alacak durumda değiller. İnsanların alım gücü çok düşük. Buna bir dur denilmesi lazım. Ama tek adam iktidarı olduğu için karşısında da kimse yok. İstedikleri gibi at oynatıyorlar. Emine Hanım tabakları, porsiyonları küçültün diyor. O yaptıkları sarayda masraflarını acaba menülerinde eksik yapıyorlar mı diye. Onu kendine sormak lazım. Ben 2500 lira maaş alıyorum, emekli maaşı. Ben 1500 lira ev kirası veriyorum. Neyle yiyip geçineceğim? Okuyan çocuğum var benim. Yani hırsızlık mı yapacak bu insanlar? Ben ne olacak? Bunun gidişatı nereye gidiyor? Daha da kötü olacak bu memleket. İnsanlar cinnet geçiriyor artık. Bir an önce hükümet istifa etmesi lazım. Geçinemiyoruz. Ekmek yiyemiyoruz. Nerede ucuzsa oraya gidiyoruz. Ya da belediyenin halk ekmeğini almaya çalışıyoruz. Yani sürekli market market dolaşıyoruz. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Yani aşağıya arıyoruz ama yükseğe doğru gidiyoruz. Çok zor. Tek maaşla ile imkansız geçinmek. Çocuklar okula gidiyor, devlet okulu ama ona rağmen geçinemiyoruz. Okulun istekleri bitmiyor. Bu tamamıyla hükümetin yanlış politikasından kaynaklanıyor. Yanlış yapıyorlar. Sürekli kendi taraflarıyla gidiyorlar. Onlar da sesini çıkarmayınca, halk da çıkarmayınca daha da yükleniyorlar halka.
Halk ayda yarım kilo et yemiyor ki, Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na göre eti. Nerede yarım kilo yesin ayda? Mümkün değil. Öyle bir şey yok. Ben birçok çevreme bakıyorum. Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na getirirseler o da, artık onu bile getirme. İnsanlar kesip kendi dolabına koyuyor. Bu bir gerçek. Yani alınmıyor. Tavuk eti bile, bir tane tavuk eti 50 milyon olmuş. 50 TL. Mümkün değil. Hani onu bile alamıyoruz. Kırmızı et zaten hayal oldu. Yani pazarda bile akşam geç saatte çıkıyorum ki belki biraz ucuza bulurum. Yani erken gidip almak mümkün değil. Zor. Bir poğaça 2,5 lira olmuş. Almak mümkün değil. Çok zor. Ha ben şunu da söylüyorum. Hani AKP'yi tutan insanlar bile bence bu sefer bir sarsması gerekiyor onu. Hani o oylarını geri çekip sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Deyip bir sarsmak gerekiyor bence. Bir sallamak gerekiyor. Her şey zor ya. Yaşamda anlatamıyorum yani. O kadar zor ki. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Asgari ücrete zam gelecek. 4000'i bekliyorlar ama o hayal. Asla öyle bir şey zannetmiyorum. Ya 2 gün önce yağ tenekesini aldım 100 liraya. 2 gün arayla 120 lira. Bu kadar fark olmaz ki. Gerçekten insanlar yiyemiyor, insanlara aç. Kirayı veremiyor. Faturalar aşırı yüksek geliyor. Geçinemiyoruz. Çok pahalılık, hiçbir şey almıyor. Bak şimdi geçerken fıstıkları gördüm, şeyleri gördüm. Hadi biz büyüküz, özenmiyoruz. Şimdi benim yanımda torunum olsa ya da komşumun çocuğu olsa isteyecek, nasıl alacağız? Şam fıstıkları özeniyor çocuklar. Çok pahalı. Çoluk çocuğu olanlar ne yapacak? Hadi ben bir emekliyiz biz karı koca. Geçinemiyoruz ama hani mesela dediğim gibi şam fıstığı almasam da olur, fıstık almasam da olur. Ama çocuk isterse alamıyorlar zaten. Yok çocuğun, para yok, şunu yok diyorsun. Sonra intiharlar çoğaldı. Ondan sonra bir insanlar birbirlerini yiyor, hırsızlık çoğaldı. Haklılar. Haklılar. Hiçbir şey yapmıyor ki. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Çünkü su yok, elektriği yok. Adam ödeyemiyor ki, nasıl yapacak? Biz geçinemiyoruz. Onun oturacak yeri var, sarayı var, her şeyi var. Biz oturamıyoruz, geçinemiyoruz ki. Türkiye onun zaten. Nasıl geçinelim? Zar zor. Kendim temizliğe gidiyorum, ev temizliğine falan. Hadi şimdi ben 2 kişiyim mesela, karı kocayız. Çoluğumu çocuğumu evlendirdim, daha yeni evlendirdim kızımı. Çok çoluğu çocuğu kalabalık aile olan ne yapsın? Günde 5 ekmek alan var mesela, 10 ekmek alan var, kalabalık aileler. Geçen bir ay önce aldığım tüpü 200'e aldım bu ay. Şey diyorum, bebek yelekleri örüyorum, satmaya çalışıyorum yani, isteyen olursa. Vallahi geçinemiyoruz, mümkünatı yok. Karı koca 2 maaşı denk değiştirdik, bu ayı çıkaramadık. Aya vurunca kaç para ediyor? 50-30? Bunun kirası, elektriği, faturaları, yani mümkün değil, artık yetişilmiyor, hiçbir şey yetişilmiyor. Temel gıdadan geçtik yani, peynir, zeytin, şurada zeytin 60 lira ya, 60. 4 kişilik aile 1 kilo zeytinlik ne kadar da tüketir? Her şey etkiliyor. İp alıyoruz mesela, hani stres atmak, artık psikoloğa gitmeyelim diye. Bir hafta aldığımız 10 liraysa dolara zam geliyor, öbür hafta 15 lira. Ama benim gelirim hep aynı, maaş hep aynı. Yani giderle gider arasındaki uçurum bu kadar oldu. Şöyle gelmiyor artık şu kadar. Kapanmayı bırak, bu kadara gelmiyor. Vallahi ekonominin düzelmesi için sistemin bir kere sil baştan düzelmesi lazım. Bu böyle düzelmez. Sil baştan sistemin düzelmesi lazım. Sil baştan. Bir kere tek adam rejimiyle bu işler olmaz. Bir insanın bir tek lafıyla ne ekonomi yönetilir, sağlık yönetiliyor mu? Seyrettiniz mi metrobüsteki adamı? Salını verilmiş. Sen onu salı verirsen 2 gün sonra kadını öldürecek yani. Bir yerde öldürecek.